Değerli izleyiciler, Elazığ'da Cuma günü bildiğiniz gibi 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken tabii sportif anlamda da önemli sıkıntılar vardı. Malumunuz Elazığ sporumuz başta olmak üzere ilimizin profesyonel takımlarının yaşamış olduğu sıkıntılar da malumunuzdur. Elazığ Belediyespor çalışmalarını İstanbul'da sürdürmek üzere oraya davet edilmişti ama Elazığspor da depremin hemen akabinde Tuzla Spor'la oynaması gereken müsabakası federasyon tarafından teyit edilmişti, ertelenmişti ve Elazığspor'umuz da gecikmeli olarak Elazığ'a dönmüştü. Tabii şu anda Elazığspor tesislerindeyiz ve Elazığspor tesislerinde adeta terk edilmiş bir kasaba görünümü gibi. Yani tabii ilk gördüğüm o sessizlik var, bir endişeli bekleyiş var. Tabii bu endişeli bekleyişin içerisinde Elazığ sporlu futbolcularımızın, teknik heyetin, kulüp yönetiminin, çalışanlarının tedirginliği var. Bildiğiniz gibi Elazığ Spor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'ün daha önce de haberini yaptığımız gibi Elazığ Spor'un ligde çekilmesiyle ilgili bir takım hazırlıklar yaptığını ve bunu Malatya Federasyon Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak bu talepte bulunacaklarını söylemişlerdi. Biz de kulüp başkanı Sayın Selçuk Öztürk şu an Elazığ Spor tesislerinde ve depremin ardından geldiği Elazığ Spor tesislerindeki son durumuyla ilgili Sayın Başkan'dan değerlendirmeler alacağız. Durum nedir? Elazığ Spor tesislerindeki durum ne? Futbolcuların tabii ki depremi belki yaşamadılar. Elazığ'da canlı olarak yaşamadılar ama aileleri yaşadı, çocukları yaşadı. Onlar da şu anda bir travma belki geçiriyorlar sonuç itibariyle. Bunları konuşacağız Sayın Başkan'la. Bakalım Elazığ Spor'la ilgili, Elazığ'ımızın profesyonel takımlarıyla ilgili son durum nedir? Federasyon nezdinde yapmış olduğu görüşmelerden bir sonuç alınabildi mi? Bunu da başkanımızla yaptığımız bu söyleşide değerlendireceğiz. Sayın Başkanım, öncelikle geçmiş olsun. Rabbim beterinden saklasın. Amin, amin. Memleketimize geçmiş olsun, ilimize geçmiş olsun. Sizlere de hoş geldiniz. Sağ olun başkanım. Elazığspor tesislerde ben buranın yapılışında da bulunduğum için o dönemde biliyorum. Buranın aslında bir katı daha vardı normal şartlarda. Depremden dolayı o dönem bir katı yapılmadı. Yani deprem riski olan bir bölgede tesisler. Dolayısıyla o dönemde Sayın Lütfullah Bilgin döneminde bir katının iptali söz konusu oldu ve bir kat eksik yapıldı. Bu da tesislerin deprem fay hattı üzerinde olduğunu gösteriyor başkanım. Siz dün maalesef geldiniz buraya ve dün itibariyle özellikle spor kamuoyunu yakından ilgilendiren Elazığ Spor'un ligden çekilme kararı hakikaten Elazığ'da olduğu gibi bütün ülkemizde de bu durum biraz da böyle flaş bir haber olarak geçti. Maalesef. Nedir son durum Sayın Başkanım? Yani son durum şu, dün itibariyle zaten mail attık Futbol Federasyonumuza, yönetim kuruluna. Malatya Bölge Müdürlüğü'ne verdik. Evrakın aslılarında yine Futbol Federasyonumuz Riva testlerini gönderdik merkeze. Kıymetli Başkanımız Nihat Özdemir, Federasyon Başkanımız yurt dışında. Onun dönüşünü bekliyoruz. Zaten bir konuşmamız da oldu. Kendisi imkanlar dostuna yardımcı olacağını beyan etti. Yönetim kurulunda yine Mustafa Çağlar Bey ile görüştük. Ali Başkan'la görüştük. Dün de Mehmet Baykan genel müdürümüz biliyorsunuz. Genç Spor Bakanlığı genel müdürümüz. Onunla görüştük. Sağ olsun milletvekilimiz Metin Bulut Bey yine Mehmet Baykan Bey'le görüştü. Spor Bakanımızla dün görüştü. Mehmet Ağar abimizi aradık. Nihat Bey'le bir görüşme sağladı. İşte biz de bir dosya toparladık. Dilekçemiz, oyuncularımızın durumları, yaş grubu ile ilgili, adresleriyle ilgili, ayrıca fotoğraflarla birlikte ve yine geçmişe dönük Sakarya örneğinde dosyamıza koyarak bir sunum gönderdik. Yani inşallah değerlendirirler. Olumda olacağını, olumlu bir dönüş olacağını düşünüyorum. Yani tabii işte gördüğünüz gibi herkes derin bir sessizlik. Şehrimizde derin bir sessizlik. Şehirde de var ama burada tabii yani, daha farklı. Tabii yani Rabbim vefat edenlere rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz. Yaralarımıza büyük geçmiş olsun. İnşallah bir an evvel hayata dönerler. Şehrimizde işte ulusal televizyonlarımız sabah geldi, röportajlar yaptık. Zannediyorum 15 bine yakın bir insan kitlemiz, hemşerimiz konteyner kentlere, çadır şehirlere yerleştirilecek. Hükümetimize, devletimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk günü buradaydı.
Ondan sonra işte İçişleri Bakanımızdır, Sağlık Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, dün Genç Spor Bakanımız geldi. Bugün zannediyorum Çalışma Bakanımız gelecekti. Evet. Gelmiş olması lazım. Yani Allah razı olsun hükümetimizden. Bakanlarımız biri gidiyor, biri geliyor. Herkes elinden gelen çabayı, mücadeleyi gösteriyor. Şehrimizin yöneticileri büyük bir mücadele içerisinde. Siyasilerimiz büyük bir mücadele içerisinde. Tabii Allah beterinden saklasın. Yani şiddetine baktığınız zaman 6.8. Yine buna da şükretmek lazım. Çünkü Sakarya 99'da 6.9 sallandı. Taş üstünde taş kalmadı neredeyse. Buna da şükredeceğiz. Evliyalar diyerek inşallah işte evliyalarımız sahip çıktı şehre. Evet, evet. İnşallah. İnşallah bir uyarı oldu. Yani inşallah. Bizim tabii bundan sonra yapacak uyarı. Binalar için. Evet, evet. Tabii ki. Yani dönüşüm için. Yani bu tabii yıkılanlar genelde hep eski bina. Eski gerçi bina. Yeni binalarda da çatlaklar var ama yeni binalar yapan müteahhitlerimize de teşekkür etmek lazım buradan. Evet. Gerçekten yani malzemeyi yerinde kullanmışlar ki bu depremden az etkilendik ama eski binalarımızda sıkıntı var. İşte inşallah bir an evvel kalıcı konutlar yapılır. Hükümetimizin önderliğinde insanlar bir sıcak yuvaya ulaşırlar. İşte görüyorsunuz soğuk. Allah yardımcımız olsun. Peki yani. Başkanım kulüp olarak ne yapıyorsunuz? Yani şimdi önümüzde bir maç var. Bir evet. Maçımız ertelendi ama bize iki hafta maçımız var. Bundan sonra maç periyodumuz devam edecek tabii karar çıkana kadar bilemiyoruz. Federasyon ne zaman bu kararını verecek? Yani sizin o başvurunuzdan sonra acilen vermesi lazım ki siz de o travmayı en aza indirmiş tabii, olasınız. Tabii. Yani zaten bir buçuk saat önce federasyonumuzda Kırşehir maçının ertelenmesi hususunda da müracaatımızı yaptık. Evet. Dilekçemizi gönderdik. Ayrıyeten Kırşehir Başkanı'yla görüştüm. Yurt dışındaydı. Ona da ben teşekkür ediyorum. Onlar da anlayışla karşıladı. Onlar da maçın ertelenmesi yönünde müracaat edecekler federasyonumuza. Dolayısıyla kabul edilir. Ya yani inşallah bir tersi kurması kabul edilir. Çünkü iki kulüp razı. Tabii. Şartlar ortada. Yani Kırşehir maçını da ertelersek önümüzde zaten bir haftalık daha bir süre doğuyor. Evet. Zaten antrenmanlarımız devam ediyor. Tabii mutsuzluk var ama çocukların kafalarını kaldırmaya çalışıyoruz. Hani bizim oyuncu grubumuza baktığınız zaman 20-21 en az o çocuğun. İşte 16 yaş ile 24 yaş arası. Aileleri burada yaşıyor. Aileleri biz işte misafir ediyoruz. Binalarında çatlaklar olanları burada misafir ediyoruz çocukların yanında. Çünkü evlere de göndermek istemiyoruz. Evet. Aileler de çocuklarından ayrılmak istemiyor. Böyle bir bütünlük sağlamaya çalışıyoruz. Yani inşallah toparlayacağız. Tabii yani tabii bizim biliyorsunuz ilkten çekilme haklarımız saklı kalmakla. Evet. Kalmak kaydıyla istiyoruz. Evet. Çünkü bu Sakarya, Yalova, Gebze, Darıca kulüplerine yapıldı o büyük depremde. Yani bizim de depremimiz büyük. Belki insan vefat eden sayımız ama işte binalarımızın sağlamlığından biraz o kaynaklanıyor. Tabii yani bize gelen 2500-3000 binadan bahsediyorlar. Tabii ki yani zaten bu artçı depremlerden sonra bir 5 tane daha bina yıkıldı. Evet. Bir yanda binalar yıkılıyor. Yıkılmaya devam ediyor. Yer bilimcileri izliyoruz. Ulusal televizyonlarda bir büyük deprem Maraş'a kadar uzanan bir büyük deprem daha bekleniyor deniliyor. Yani bu şartlarda biz hangi psikolojiyle oynayacağız? Bir de dışarıdan gelen oyuncularımıza bakıyoruz. Onlar da aileler arıyor, eşi arıyor, annesi arıyor, babası arıyor. Bırakın gelin diyorlar yani. Tabii afet. Şimdi bu şartlarda bizim sahaya çıkmamız sıkıntı yani. Evet şimdi tabii sizinle birlikte Elazığ Belediyespor da aslında birlikte mi hareket edeceksiniz bilmiyorum ama Elazığ Belediyespor'un durumu nedir? Onlar da İstanbul'da galiba çalışmalarını sürdürüyorlar. Onların önümüzdeki hafta maçları var yani bu hafta itibariyle. İrtibatlı mısınız Belediyespor'la alakalı? Ya Ahmet Başkan'la görüştüm ama çok şükür zaten onlarla hiçbir zaman biz bir çizgide yürüyemedik. Buna da üzülüyorum ben. Yani ben yani bir türlü Belediyespor'la Elazığspor sadece bu Ahmet Bey'in döneminde değil geçmişte de bu yaşandı. İşte yani bir çizgide yürüyemedik kardeşim. Bu şehrin iki tane profesyonel takım var. Niye birbirimize adapte olup yürümüyoruz? Ben bunu da anlamıyorum. Yani çok özlerim Anadolu tabiriyle bir sidik yarıştırma mücadelesi var. Biraz kaba olacak ama bu da hoş değil. Bu da hoş değil. Yani ama şimdi bakın şöyle düşünün. Kategori önemli değil. Şimdi evet. Her zaman söylüyorum. Bizim altyapıdan üst yapıya çıkardığımız çocuklar Belediyespor'da niye oynamasınlardı? Evet. Bu çocuklar Belediyespor'da oynasaydı bugün biz bunlara hazır alırdık. Şimdi Belediyespor diyoruz. Adı Belediyespor. Belediyenin de bir işi yok. Adı Belediyespor. Yani ben yarın Elazığ Belediye bilmem ne derim yani. Tabii. Şimdi üzülüyoruz bakın. Ahmet Toprak benim arkadaşım, dostum ama kamuoyu da bunları bilmeli. Bir çizgide yürüyemiyoruz bir türlü. Evet.
Yani şimdi ben düne kadar PTT'de değil miydim? Süper Lig'de değil miydim? E niye benim altyapımda çocukları 3. lig takımıdır oynatmadı? Yani bugün biz 2'deyiz. Düne kadar Süper Lig'deydik. 22 oyuncunun 24 oyuncunun ikisi Elazığlı. Onlar da doğru söylüyorum. 22 tane oyuncu dışarıdan getirmiş. Niye para verirsin? Yani bu çocukları biz primle oynatırız ya. Böyle. Ha döndük bu tarafa, Ahmet Başkan'ı aradım ben. Dedim ki ya biz böyle bir karar aldık. Senin düşüncen ne? Sen de böyle bir kararda bize destek ol anlamında. Yani birbirimize destek olalım. Tamam dedi, değerlendirelim dedi. Sonra kendi ekibiyle konuşmuş. Onlar ligden çekilmek istemiyorlar. Onların zaten testlerinde bir arıza bir şey de yok. Yani bir kırılma dökülme de yok. Evet. Ama ben kendi adıma sadece burada lütfen şunu da yanlış anlamasınlar kimse. Elazspor'un ligden kümeden düşme korkusu yok. Yani biz bu durumu kendi lehimize çevirmenin peşinde değiliz. Yani fırsatçılık gibi. Yapmam ben, oluyor. Bana yakışır mı? Bazı kulüpler açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki işte Elazspor kulübü fırsatçılık. Hangi kulüpler? Sosyal medyada var başkanım, atmışlardır. Kişilerdir. Yani kişiler, şimdi şöyle taraftarlardır. Şöyle söyleyeyim sevgili hocam. Mehmet Sepil Bey biliyorsunuz Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı. Başkanım. Amerika'da ulaşamadım. Yardımcıları Mecnun Başkan ve Hasan Başkan, Alanya ve Sivas. Evet. Onlara ulaştık. Hay hay dediler. Haklısınız. Destek veriyoruz. Bir de haklar var yani. Tabii destek veriyoruz. Dönün bu tarafa. Ecmel Başkan, İstanbul Spor'un Başkanı Murat Sancak Başkan'la görüştüm. Bunlar da biliyorsunuz PTT evet. Kulüpler Birliği'nin başkanları. Onlar haklısınız. Destek veriyoruz. İkinci ve üçüncü lig Kulüpler Birliği'nin başkanı Kırıkkale Spor Başkanı. Onlar destek verirler, haklısınız. Sakaryaspor Başkanı'nı aradım. Başkanım biz bu acıyı yaşadık, sizin yanınızdayız. Eyüp Spor Başkanı'nı aradım. Sonuçta rakiplerimizden. Evet. Yanınızdayız. Yani dışarıda benim rakibim bile benim yanımda olurken halen içimizde bazı fesatlar, fitneler bunu farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Bir de bizim... başkanım mesela bu sene biz çekilirsek ligden haklarımız saklı kalmak şartıyla iki takım düşürülür. Geçmişte böyle yapıldı. Dolayısıyla seneye topar bir ligi olur. Bir takım fazla olur. 19 takım olur. O senede 4 takım düşürülür. Geçmişte böyle yapıldı. Sakarya'da biraz araştırdım. 2 takım düşürülüyor. 4 takım mı? Yok. 3 takım çıkar. Yani aşağıdan bir takım eksik çıkarıyorlar. Aşağıdan çıkarıyorlar. Aşağıdan bir takım eksik çıkarıyor 3. ligde. Kendini ayarlarlar. Kendi takdirler. Yani burada da lütfen kimse bizi yanlış anlamasın. Yani biz küme düşeceğiz. Öyle çekince de şundan bundan değil. Bu Belediyespor'un veya Ahmet Başkan'ın tercihidir. Benim tercihim şu. Bu acının, bu sıkıntının içerisinde hep söylüyorum. Futbol bir sosyal aktivitedir. Bir eğlencedir. Bir eğlence oyunu futbola baktığınız zaman. Şimdi biz 15 bin vatandaşımız çadırlarda işte yan tarafımıza şey kuruluyor. Konteyner, bin tane konteyner kuruluyor. İşte antrenman sahamın yani benim. Evet yani. Şimdi bura yarın antrenman sahası içi tabii. İçi yani arazisinin. Arazinin içi evet, yani. Evet. Bize ait olan kiralanan il özelinde arazinin içi. Şimdi ben oraya 1000 konteyner. Her birinde 5 kişi yaşasa 5000, 6000 kişi. Bunun çocuğu var, genci var, kadını var. Ben hangi antrenmanı yapabileceğim burada? Tabii burası bir şehir olacak. Ya nasıl yapayım ben? Yarın çoluk, çocuk, aile gelecek, oralara dolacak, antrenman sahası içerisine gidecek, tesise gidecek. Yani depremzedelerimizi tesisimizden mi kovalım? Bize yakışır mı? Bildiğim bir şehir gibi bir şey olacak. Şimdi biz burada, bizim çocuklarımız o sokakta, yarın orada çamurda perişanlık çeken konteyner kentte. Yani ne kadar da olsa ev değil. Allah devletimize zeval vermesin, yapıyor. Sonuçta ev huzuru değil yani. Bunun içerisinde benim oyuncum orada ağlayacak yani. Ben biliyorum. Yani en azından görüntüsü bile... Ya şimdi benim içimi parçalar. Ben 47-48 yaşındayım, içimi parçalar. İçimiz kan ağlar yani. Şimdi, benim 17 yaştaki çocuğa ben nasıl kaldıracağım onun kafasını yerde? Başkanım kültür parkta görüyoruz çadırları, içimi parçalar. Ya parçalanmaz mı yani? Şimdi biz burada depremzedelerimize bir aile olacağız. Her gün biz de yanlarında olacağız, oyuncularımızla. Ama bu ciddi manada gençleri hepimizi psikolojikman etkileyecek. Yani yoksa... Ha bu kadar arbedenin, acının gözyaşı var, kan var. Ben çıkacağım futbol oynayacağım. Ben oynamam. Ben bana yakışan, benim yönetim kuruluma, benim futbolcularıma, benim teknik yetime yakışan budur. Peki başkanım. Bu acının içerisinde ben eğlenmem. Bu belediye eğleniyorsa eğlensin, kendi bileceğim. Federasyon tabii bilemiyorum. Hani
belediye sporla sizi birlikte mi değerlendirir, ayrı ayrı mı değerlendirir bilemiyorum. Yani ama birlikte hareket etmenin de çok daha önemli katkısı etmediler, olacak. Etmediler. Ben yani, ne yapayım? Etmediler. Yani şimdi ben puanlara bakıyorum. Belediye sporun bir iddiası olur mu olmaz mı? Şimdi yukarıyla 10 puanı var. Küme düşmeyle 2 puanı var. Hani birinci, ikinci sırada olsa belediye, Ahmet Başkan'ın takımı, saygı yine duyarım. Derim ki bu sene bir şans, bir fırsat yakalamış. Ya birinci, ikinci sırada. Hani bu şansı kaçırmasın. Evet. Bu yine toplum anlatılır. Hani şu anda bir iddia görünmüyor. Amacım ortada bir şey yok. Daha 17 tane maç var. Ya peki, aşağıyla da bakıyoruz. Yukarıyla da biraz puan farkı var. Belediyespor daha yukarılarda olsaydı yine kararınız aynı mı olurdu? Yani ilk bakın bir ikinci sırada olsaydık bunu vatandaşımıza anlatırdık ama. Taraftarımızı çağırırdık. Biz hep dikkat edin, taraftarımızla hep yan yanayız. Sırt sırtayız. Çağırdık. Siz değerli spor yorumcularımızı çağırdık. Şehrimizin valisini, vekillerini, belediye başkanımızı çağırdık. Orada bir toplu karar çıkardı. Ben de uyardım. Çekilecek miyiz? Yoksa bu bir fırsat mıdır? Halkımıza da bunu iyi anlatmak kaydıyla. Evet. Şimdi benim öyle bir durumum yoksa, yani bu acının içerisinde ben neyin derdini yaşayayım? Mesela Van Sporu o sene deprem olduğunda İstanbul'da çalışmaları sürdürdü. Maçlarını orada yaptı. İddialılardı o zaman. Şimdi şöyle, onu da ben mesela konuştum Servet Başkan'la. Kulüp müdürleri eskiymiş, sordu. Oraya da alternatif sunmuş federasyon. İstiyorsanız çekilin, istiyorsanız bütün masraflarınızı bir kasıyla. Bunları da İstanbul tercih etmiş. Ha mesela Sakarya depreminde bu 4 takım çekilmiş, Kocaeli demiş ki ben devam edeceğim. Kocaeli Spor. Demek ki uygun devam etmişler. Ama bizim şu an şartlarımız şey değil. Biliyorsunuz oynadığımız sentetik sahada gençlik merkezimiz, oralar, etraf hep çadırlar, mazlum vatandaşlarımız oralara yerleştirmiş. Konteyner kent buraya geliyor. Bizim oyuncularımızın hep deprem olan mahallelerde. Yani biliyorsunuz bizim oyuncularımız zengin aile çocukları değil yani. 0-0 binalarda oturmuyorlar. Hep belli başlı işte Mustafa Paşa, Sürsürü, Rıza'ya oralarda oturan. Şimdi bunların binalarında çatlaklar var. Yani çatlak olmasa bile yarın olmayacağının garantisi yok. Bir de başkanım, bir travma var. Yani insanlarda, hadi çok şükür depremi atlattık şimdilik ama bir de zihinsel travmalar var. İşte insanların yeni hayata nasıl başlayacakları, halen hepimiz çocuklarla yaşıyoruz işte. Ya bakın, benim dünden beri kaç tane Elazığ çocuğu, oyuncumuza izin vermişiz. Kaç yaşında? 18 yaşında, 20 yaşında. İzin vermişiz. Bir evet. De ne yapıyorlar bu çocuklar biliyor musun dünden beri? Sağ olsun bizim eski oyuncumuz Mehmet Çakır. Sağ olsun, ona da ben buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kamyon malzeme aldı. Şimdi 3-4 tane oyuncumuz Elazığ çocuğu vermişiz. Onları pick up dağıtıyorlar. Yani bizim bu gençlerden bu süreçte böyle faydalanmamız lazım. Yarın çünkü biz de bazı kampanyaları başlatacağız. Yine futbolcularımızla. Bunları gitsin dağıtsınlar. İnsanlara moral versinler. Toplumun içinde olalım. Ya bu önemlidir. Başkanım, federasyon kabul etmezse kararın nedir? Yani dersek yok biz Elazığ'ı kabul etmedik, şartları uygundur derse nedir? Durum ne olur? Ya maça çıkmayı düşünmüyorum. Yani o zaman küme düşmeye sanki hazırlamış oluruz kendimizi. Ama burada tabii mesulü sadece Elazığ kulübü olmaz. Federasyonda verilen kararların da adil olması, geçmişteki örneklerini zaten sunmuşsunuz federasyona. Evet. Var zaten, biliniyor. Ya federasyonumuz yani bu işe olumsuz bakacağına inanmıyorum. Yani Nihat Başkan zaten bölgemizin insanı. İnsan gerçekten evet. Duyarlı. Diğer yönetim kurulları herkes pırıl pırıl. Yani burada kimsenin art niyetli olacağını düşünmüyorum. Yani gerçekten burada bir tabi afet var. Hani belki televizyona yansıyan inanın binde biridir. Yani binaları gördük ya. Yani çatlak, sokaklar kapatılmış, şeritler çekilmiş. Artı demin ifade ettim, yeni bir büyük depremden bahsediyor bilim adamları. İşte Doğu Fay hattı canlandı diyorlar. Maraş'a kadar uzantısı var diyorlar. Yani işte Karlova, Bingöl, evet. O sınırdan o şimdi bizi etkilemeyecek mi? O da bizi etkileyecek yani. Palun'a mesafesi buraya 60 kilometre. Ya inanın ben deprem günü Ankara'da hissettik. Bakın Ankara nereye, Elazığ nereye? Bir baktım evde avizeler sallanıyor. Hemen internete çocukları baktı. Sivas, Elazığ, Malatya deprem 10 saniye mi 15 saniye önce dediler. Başkanım, bu kararı siz kendiniz mi aldınız yoksa Levent Hoca ile futbolcularla görüştükten sonra bunların ruh hallerini görüyorsunuz? Ligden çekilerim. Evet, çekilme kararı. Yani şöyle, ben zaten tabii deprem olduktan sonra tabii gece kargaşa. Tabii. Gündüz bütün raporları aldım. Her şey gündüz belli. Tabii çocuklar o gün işte Tuzla İstanbul'daydı. Hocam aradı. Ya dedi bu çocuklar durmuyor diyor. Bir an eve gidelim. Uçak bulunmadı diyor. Ağlayan var, üzülen var, sızlayan var.
O ara bir telefonlara ulaşamamazlık olmuş bazı mahallelerde bir saat falan. Yani büyük bir gerginlik, stres yaşanmış. Ondan sonra biz hocamızla konuştuk. Dedik hocam böyle bir kararımıza saygı duyarım. Olması da gerekiyor. Yani şimdi bak bugün ben antrenmandaydım. Sıkıntı yani. Kafalar ama dağınık. Kamboyunda işte o sosyal medyada taraftar grupları, rakiplerin taraftarları hani Erespor bir fırsatçılık yapıyor ama siz zaten demin ifade ettiniz. Sonuçta bu yıl iki takım düşer. Yani üçüncü takım olarak diyelim ki Erespor varsa da hakları kalmak şartıyla seneye kalır. Zaten seneye de federasyonuna göre yani biz herhangi biz herhangi bir fırsatçılık evet yapmıyoruz. Nasıl ifade ettiğiniz evet gibi zaten geçmişte örneğinde iki kulüp düşürülmüş. Hani biz üç kulüp düşürülsün, biz aradan sıyrılalım muhabbetinde değil. Zaten iki kulüp düşerse düşürür. Hemen hemen altta yukarıda kopmuş yani. Karabük'le Niğde'yle bizim Eyüp Bodrum bunlar kopmuş durumdayız. Yani o puan farkı kapanmaz. Bir takım belli hemen. Hemen hemen belli yani. Allah kimsenin başına vermesin tabii. Onlara da üzülüyoruz. Kimse de mağdur olması istemiyoruz. Yani biz bir şey yapacaksak, depremden dolayı bir nadasa yatacaksak hiçbir kulübümüzde mağdur olmasını istemeyiz tabii ki. Evet. Bunu işte Bodrum Başkanı'na konuştum, Eyüp Başkanı'na. Yani biz bu işlere de hassas bakarız. Şimdi ben normalde Kırşehir maçım bir şekilde ertelenecek zaten. Ama ben nezaketen Kırşehir Başkanı'nı aradık. Yurt dışında görüştük. Yani bu bir karşılıklı diyalogtur. Tabii, tabii. O adamcağız da sağ olsun. Saygı gül. Tabii inceliktir. Yani emir vaki olması. Evet, bu bir saygıdır. Hepimiz kardeş kulübüz. Sağ olsun Kırşehir Başkanı. Hemen başkanım biz de yazımızı gönderiyoruz ertelenmesi için. Onaylıyoruz. Bunlar önemli şeyler. Başkanım tabii Elaspor işte bir de kalırsa yani hakları kalmak kaydıyla bir sonraki sezon ikinci gün devam ederse biliyorsunuz maç oynanmadığı için de gelirlerinden de zaman zaman mahrum olacak. Havuzdan para geliri de olmayacak. Bunu nasıl karşılayacaksınız? Yani şimdi onun rakamı sevgili Coşkun Hocam zaten bu ligin geliri 2-2,5 milyon. Fazla değil evet. Zaten biz geldik yarı devreye. Yani bu saatten sonra bize Toto'dur, Federasyon'udur toplasan üst üste koysan 1 milyon. Zaten stadımız küçük, stat gelirimiz yok, yok bizim. Evet. Yani kendi giderlerini bile karşılamıyor. Yani 1 milyon gibi bir rakam. Zaten o 1 milyon da direkt bizim kasamıza gelmiyor. Sıradaki futbolculara olacak, gidiyor. Evet. Alacaklara gidiyor. Yani 1 milyon alacaklara gidecek. Yani bizim kasamıza giren hiçbir şey yok. Evet. Ha ondan dolayı ekonomik olarak da bizi etkilemez. Ha bir de ne olur ertelendiği zaman bir de onun karşılığı var. Artık maç başı ödemeyeceksiniz bu defa. Bir de o var yani. Oynarken de maç başı ödüyorsunuz. Yani karşıda icralar var. Para alamadığınız gibi bir de kulüpten para çıkıyor. Yani bizden para çıkıyor daha doğrusu. Maç başı ödüyorsunuz. O da duruyor. Onlar ödenmeli mi? Yani ödenir mi? Mesela ödenmez şimdi olağanüstü. Hani kimse zaten oyuncularımızın öyle bir talebi olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz yok. Anladım. Olmaz ya. Ya onlar da geldi zaten futbolcular. Başkanım ne yap eder tele. Gerçekten ruh halimiz iyi değil. Hepsi de Kadir'iyle de Pekmez'le kaptanla da konuştum. Yiğitcan'la da gençlerimiz de. İnan diyor ruh halimiz iyi değil. Yani düşün işte Yiğitcan hanımın çocuğu gelmiş buraya korkudan. Evet. Normalde İstanbul'da bir arada olsunlar diye otelde kalıyorlar şimdi. Normalde Yiğitcan testine evet, kalıyordu. Yani Yiğitcan'ın ruh hali nasıl olur? Maça nasıl çıkar? Yani nasıl çıkar? Yani tabii canım. Ya ben şimdi artık bu işte uzmanlaştım Coşkun Hocam. İşte bugün geldim antrenmanı seyrettim gördüm. Yani biz ne kadar anlatsak da kafa bir yerlerde. Keşke erken görüşseydik. Bakın bugün işte ailelere burada misafir etmiştik. Akşam kahvaltı falan verdik. Şu çocukların tedirginliğini, ailelerin tedirginliğini görseniz. Eski çocuklar yanlarında olsun. Tabii yani. Tabii. Yani. Karar ne zamana kadar çıkabilir? Yani bu Kırşehir maçının bugün veya yarın kararı çıkarsa önümüze bir hafta daha süre kazanıyoruz. Son gideceğimiz Bandırma maçı öncesi çıkar diye düşünüyorum. Çıkar. Olumlu olumsuz. İnşallah olumlu olur. Gerçekten bir tabii afet bu. Tabii. Yani bugün 40'a yakın vefat edenimiz var. Belki 5-10 sene daha Allah sallasa bugün belki 3-5 bin kişiden bahsedecek. Yarın sallamayacağından kimse garantisini vermiyor. Tabii. Yani dediğim gibi futbol bir keyif oyunu. Ben şimdi hangi kafayla gideceğim? Bu kadar insanımız ezilmiş, dökülmüş. Huzur gibi olacak. Gideceğiz biz orada. Yani tabii. Ben taraftarımın da gelmesini istemem. Şimdi orada düşünün. O bölgede çadırlar var.
Mahalle arasında oynuyoruz. Tam mahalle arasında çadırlar var, gençlik merkezinde yatan var, kalkan var, aileler var. E biz gideceğiz oraya. Taraftar hadi gel maça bize destek ver. Ha ha ha, olmaz ki. Yani şık da olmaz. Bilirsiniz geleneklerimizde geçmişte. Ya bunlar tabii zaman içerisinde kayboluyor. Bir eşimiz dostum vefat ettiğinde 40 gün televizyon açılmazdı. Evet, açılmazdı tabii. 40 gün o evde televizyon açılmaz. Doğru, doğru. Çok yaşamışım ben genç. Tabii yani bizde yaşa 40 gün o evde televizyon açılmaz. Ayıp olurdu. Ayıp olurdu. O müzik dinlenmezdi, yani, radyo çalınmazdı. Şimdi geleneklerimiz yavaş yavaş kayboluyor da komple de silecek halimiz yok. Bizim bir örfümüz, adetimiz, dinimiz, imanımız, geleneklerimiz var. Biz bu atmosferde karşıyız. Şimdi tabii rakipler mesela hani diyelim ki taraftarlar Elazığspor'u fırsatçı yapıyor diyor ama diyelim ki federasyon olumsuz bir karar verdi. Elazığspor maçlarını oynuyor. Futbolcu çıkacak. Belki çok farklı bir skorla mağlup olacak. Kafa yapıları yerinde değil. Peki o zaman onun o bedenini o rakipler taraftarı... Tamam, vebalini verebilecek mi? Yani mi? O rakip gelip burada... Eşit bizi... şartlarda oynamıyorlar çünkü. Tabii yani şimdi rakibim geldi. Ben o psikolojide evet. Çocukları ezdi geçti. Eşit değilsin. Nasıl kafalarını kaldıracağım? Bakın biz Karabük maçının ezginliğini daha yeni birkaç haftadır attık. Evet. Hatırlarsanız. Nedir bir biz Karabük'e nasıl yenildik? Eşimi geldi örnek veriyorum Kırşehir. Farklı bir sonuçta beni yendi. Ben nasıl o çocukların artık kafasını kaldıracağım? Yani Nide geldi yendi bizi. Nide geldi yendi. Belki gideceğiz bu kafayla Karabük'e yine yenileceğiz. Aynen. Yani aynen. Ne gereği var? Evet. Yani inşallah. Tesislerde bir sıkıntı var mı? Nedir bu? Ya tesislerimizde çatlaklarımız var. Biraz binada çökme var. Evet. Yumuşak bir zemin biliyorsunuz evet. Bura. Fitness salonumuzda yine kırık döküklerimiz var tavanlarda. Duvarlarda bir yerde kolon arasında bir ayrılma var. Duvarlarımızda var. Evet. Yani bunlar futbolcu görse bile tedirgin oluyor. Gördü işte çocuklar geldi. Evet, İl Spor Genel Kurulu'nda da maçın ertelenmesiyle ilgili karar çıktığını arkadaşlarımız bize iletiyorlar. Federasyon yayınladı mı? Ama bizim İl Spor Güvenlik Kurulu da bunu federasyona iletir. Tabii. Federasyon da bunu kabul eder. Çünkü buradaki şartları önce yerel yönetimler sağlaması lazım. Yerel yönetim sağlayamadığı için başkanım. Evet. Dolayısıyla sizin o belirttiğiniz mutlak surette erteleme gerçekleşmiş olur. Evet. Hayırlısı inşallah. Başkanım son olarak teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar geçmiş ben teşekkür olsun. Ederim. Federasyon camiasına sizlere geçmiş olsun. Yani bu sıkıntılı süreçte bize de zaman ayırdığınız için ben teşekkür ederim değerli hocam kanalımıza. Sağ olun. Zaten 24 saat canlı yayın yapıyoruz ama sportif anlamda da özellikle başkanım belki söylemek istersiniz. Tüm spor kulüpleri, işte futbolcular, yöneticiler, kulüpler, Elazığ depremiyle ilgili hakikaten çok birliktelik sağladılar. Buraya yardımlar az önce bahsettiniz geldi. Sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları, dilekleri, ünlü futbolcular dün buraya milli oyuncular geldi. Evet. Dolayısıyla hakikaten Türk insanının duyarlılığı, o yufka yürekliliği, o merhametli duruşu bir de bu deprem Elazığ'ın olmasıyla birlikte sanki Türkiye'nin depremi gibi herkesin benimsediği, sahiplendiği ve hakikaten de desteklerini böyle hiç bir ayrım gözetmeden yaptığı bir deprem oldu. Bu konuyla ilgili özellikle kulüplerin destekleriyle ilgili neler söylüyorsunuz? Yani şöyle hocam, tabii Allah afatından esirgesin. Bu yaşananlar hoş değil ama böyle tabi afetlerde toplum olarak silkelenip kendimize geliyoruz. Evet. Yani bunlar bize ders oluyor. İşte Türkiye'nin her tarafı bugün malzeme yağdırıyor. Türkiye'nin her tarafından, belediyelerden, kurumlardan buralara şeyler geldi biliyorsunuz. İtfaiyecisi geldi, afatı geldi, osu geldi, busu geldi. Bak, bunlar gerçekten kendimize bazen getiriyor. Ha, bunlar yaşanmadan keşke toplum olarak her zaman birbirimize destek olalım, komşumuza olalım, fakirimize sahip çıkalım, yetimimize sahip çıkalım. Ama bunlar istenmeden yaşanan tabii afetlerde biz sirkeleniyoruz. Yani biz diyoruz ki ey Türk toplumuyuz. Bizim halen gelenek, görenek, örf, adet, dinimiz, imanımız direkt ayakta. Buna vesile oluyor. Bunda da bir hayır vardır. Bunda da bir hayır vardır. İşte sanatçısı geldi, futbolcusu geldi, diğer futbol kulüpleri hep dostlarımız biliyorsun. Tabii. Kulüp başkanlarımız sağ olsun. Telefonlar geldi. Bizler aradı, şu maçın gelirini size vereceğiz, bu maçın gelirini vereceğiz. Bakın hep bu Allah'a çoşu bu dostlukları kurmuşuz. Tabii o insanlar da duyarlı, sadece bizim dostluğumuz endeksi de değil. Elazığ, Doğu Güneydoğu'nun biliyorsunuz her daim devletinin, milletinin, hükümetinin yanında örnek duran göstermiş dik bir şehirdir, örnek bir şehirdir.
bir Türkiye muzeyidir. Yani ben Elazığ'a bir baktığım zaman bir harita olarak da Türkiye'ye benzetirim. Şimdi bakın, yukarı mahallelerimizde Alev hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, evet, canlarımız var. Ben onlara can diyorum. Gerçekten bir rengimiz, evet, canlarımız var. Entebbe'yiz, canız ya. Tabii. Onların sosyalliği, kültürelliği, okumuşluğu, yazmışlığı ben, evet, çok seviyorum insanlarımızı. Bu tarafa bakıyorsun, Kürt kardeşlerimiz var. Elazığ'ın Kürtleri var. Elazığ terör olaylarından dolayı göç eden Kürtlerimiz var. Bunlarla kaynaşmışız. İşte Alevisi diyoruz, Sünnisi diyoruz. Zaza, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız Zaza diyoruz. Bakın, evet, onlarla birleşmişiz. Bu tarafta Baskil'de Kürtlük vardır biliyorsun. Evet. Onlar memleketferver birleşmişler. Kürt milliyetçiliği, şey, Türk milliyetçiliği. Yani, şehrimiz yani, örnektir. Yani bir örnek. Tabii ki yani bakın. Şimdi yani bizim canlı vermiş bu vatan için. Onu diyorum. Bakın bizim Elazığ muzeyi Türkiye ya. Evet. Tam bir Türkiye. Yani bakıyorsun Alevi Sünni bir arada. Beraber ekmek paylaşıyor. Beraber çalışıyorlar, çalıştırıyorlar. Türkü, Kürdü, Zazası hepsi bir aradayız. Yani muhteşem bir şehiriz. Bir mozaik. Muhteşem bir mozaiyiz. Evet. Terör yok. Herkes birbirini seviyor. Saygı diyor inancına, mezhebine, kimliğine. Yani müthiş bir şehiriz. Yani Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın ve Türkiye'ye tek örnek olacak şehiriz. Kültürümüzle, örfümüzle, adetimizle, geleneğimizle, büyüğümüze, saygımız, küçüğümüze, sevgimizle. Müthiş bir şehiriz, İnşallah müthiş bir insanımız var. Deprem de hani hep o istediğimiz hoşgörü, sevgi, saygı var ya, biz onu hep eksik görüyoruz. Bütün, sadece Elazığ'da değil bu, bütün ülkemizde de var zaman zaman. Çabuk sinirleriniz ökele, bakın işte bir deprem. Tabii. Belki depremden yarım saat önce belki de bir insan acaba gidip Adana kebabı mı yesem, acaba gidip döner mi yesem diye hesap yaparken kafasında, bugün belki ekmek yiyor, kuru ekmek yiyor şu an depremden dolayı. Maalesef. Yani ne olacağımızı çok iyi hesaplayamayız ama tahmin etmek durumundayız. Onun için, o derler ya, ne yedim demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Evet, onun için inşallah bu birlikteliği de, bu deprem belki bir anlamda vesile olmuş olur inşallah ülkemiz içinde. İnşallah. Tekrar Rabbim beterine saklasın. Amin. Çok geçmiş olsun başkanım. Sizlere de Elazığspor camiasına da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler, Kanal Fırat ekranlarında Elazığspor sessizlerinde Elazığspor'la ilgili ligden çekilme kararı ile ilgili kulüp başkanımız Sayın Selçuk Öztürk ile yapmış olduğumuz söyleşimizde başkanımız gerekli müracaatları yaptığını ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in de döndükten sonra kendisinin önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen Elazığ Spor'la ilgili kararının çıkabileceğini ifade etti. Ancak hemen belirtelim, İl Spor Güvenlik Kurulu da bu hafta oynanması gereken müsabakayı erteledi. Onu hemen belirtelim. Ve Elazığ Spor Kırşehir Belediyespor'la oynayacağı maç ile ilgili kulüp genel müdürü Sayın Ali Topal, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda bu karar aynı zamanda Futbol Federasyonu'na iletecek ve illerdeki sportif faaliyetlerdeki güvenliği sağlayan İl Spor Güvenlik Kurulu kararı da göz önüne alınarak Elazığ Spor'un müsabakası bu vesileyle ertelenmiş oluyor. Tekrar Elazığ'ımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve sözü merkeze bırakıyoruz.